Sterling. Sterling, Wisconsin eyaletinde sadece 7... Sterling bir ne markasıydı lan? Sterling. Hayır yani futbolcusu baba. Sterling bir silah markası mı? 700 kişilik nüfusa sahip küçük bir para kasabadır. Şey markası, bu kasabanın tüfek sakinleri sessiz ve sakin bir hayata alışkındı. Kasabanın düşük suç oranı, yerel halkın her zaman kendini güvende hissetmesini sağlamıştı. Şunlar da çok ilginç ya, uzaktan küçük duruyor, dev gibi la. Ancak bu, 1991 baharında gerçekleşen bir olay yüzünden değişecekti. Ne oluyor? Yerel polis karakoluna 5 kişilik bir ailenin iz bırakmadan kaybolduğu ihbarı geldi. 5 kişilik bir aile! Brinizer ailesi o gün alışverişe gitmişti. Ancak bir daha eve dönememişlerdi. Allah Allah! Ne diyorsun lan sen? Aa, bu mevzu karışık mevzu. İyi odaklanın. Belli belli. Bu mevzu sıkıntılı arkadaşlar. Bu arada Pengos bir şey diyeyim mi? Bak her zaman seni yapacağı işte. Bence bu intro değil, eskisi daha güzeldi ya. Bundan önceki. Bu intro ilk başta güzel geldi de şu an çok hoşuma gitmedi. Önceki intro daha iyiydi bence kardeş. Bir de derin analiz bekliyoruz. Derin analiz içeriğini. Sayın psikolog hanımı kovmadıysan. Suç ve gizem. Çözülmeyi bekleyen gerçekler. Aziz derin analizi sen yapsan. Şunlar harbi çok büyük ya. Bruce Brinizer, 15 yaşında Sterling kasabasının yerel sakinlerinden biriydi. 15. Annesi Alice Anderson ve babası Rick Brinizer boşanmışlardı. Tamam. Ve boşanmalarından sonra Bruce babasıyla yaşamak zorunda kalmıştı. Aa, bak boşanıyorlar, annesi çocuğu almamış, babası. Bak, demek ki babası aldıysa annesi o zaman tehlikeli bir kadın olabilir mi? Anne Alice'in ve baba Rick'in boşandıktan sonra aralarındaki ilişki bozulmamıştı. İki birey de boşandıktan sonra kendilerine yeni bir aile kurdular. Baba Rick, yeni eşi olan Ruth adında bir kadınla evlendi. Bu mu Ruth? Çok küçük duruyor ya. Ruth'un önceki evliliğinden de çocukları vardı. Bu kadın önceden de evlenmiş, çocuğu var. 7 yaşında Mindy ve 10 yaşında Heidi adında olan iki kızı vardı. Evlendikten sonra Rick ve Ruth'un Crystal adında bir kız çocukları oldu. Şu adam tam bir oyuncuya benziyor ha. Brinizer ailesi kasabanın uzak bir ormanlık bölgesinde küçük bir evde yaşıyordu. Bölgedeki yerel sakinlere göre Brinizer ailesinin üyeleri hoş insanlardı. Baba Rick oldukça çalışkan bir adamdı. Birkaç işte çalışıyordu ve çok para kazanmasa da ailesine her zaman yetecek kadar maddi destek sağlayabiliyordu. Lan bu kıt kanaat geçinen ama hayat standartları normal düzeyde olan bir aile. Babası ailesine bakabiliyor. Brinizer ailesi sıradan ve sakin bir hayat yaşıyordu. Ancak 1991 yılının bir bahar günü bu sakinlik bozulacaktı. Ne oluyor lan? Takvimler 23 Nisan 1991 tarihini gösteriyordu. Rick'in eski eşinden çocuğu olan Bruce Brinizer, öz annesi Alice Anderson'ı arayarak 24 saattir evde tek kaldığını bildirmişti. Bir önceki öğleden sonra babası, yeni karısı ve kızlarının komşu eyalet Minnesota'daki Manners inşaat yapı malzemeleri satan bir mağazaya gittiklerini söyledi. Baba Rick, Bruce'u da onlarla birlikte gitmeye ikna etmişti. Ancak Bruce, ilgilenmesi gereken ev işleri olduğunu söyleyerek bunu reddetmişti. Minnesota'ya gittikten sonra Rick, karısı ve kızlarıyla birlikte ertesi gün dönecekti. Ancak eve hiç dönmemişlerdi. Annesi Bruce'dan haberi aldığında evde yalnız kalmaması için okul dersleri bittikten sonra evine gelmesini söylemişti. Anne Alice tüm gece boyunca Brinizer ailesini telefon ile aramıştı. Ha, kadınla adamın arası o zaman bozuk değil değil mi? Yanlış anlamıyorum. Kadınla adamın arası yine iyi. Pengos da öyle söyledi.
Kadın yine arıyor eski kocasını. Ne oluyor, durum ne falan diye arıyor. Okey. Ancak telefona kimse cevap vermiyordu. Ulaşamıyor. Ertesi gün 24 Nisan'da Alice, oğlu Bruce ile birlikte Brinizer ailesinin evini kontrol etmeye gitti. Fakat ne aile ne de arabaları oradaydı. Aleykümselam Alperen, Alice hoş geldin. Bunun çok garip olduğunu düşündü. Ona göre Rick, oğlunu asla bu kadar uzun süre evde yalnız bırakmazdı. Anne Alice'in endişesi giderek artmaya başladı ve Brinizer ailesinin kaybolduğunu yerel polise bildirmeye karar verdi. Ya benim aklıma burada ne gelir? Kaza mı yaptılar? Uçurumdan aşağı tüm aile uçtu da şarampolden takla atıp öldüler mi? Ne bileyim yani, hani araba giderken lastiği patladı da çakıllı yolda kaydılar, düştüler, bayıldılar mı? Hastaneye mi kaldırıldılar, haberimiz mi yok? Hani hep böyle şeyler düşünürüm. Şu an aklıma bu gelir. İlk bunları düşünürüm. Ya çünkü direkt aileye ulaşılamıyor. Direkt hani bir katliam gibi bir şey gelmez aklıma. Aleykümselam Hamit, hoş geldin. Polis memurları hemen Brinizer ailesini arama çalışmalarına başladı. Abi polisler ne yapar? Şimdi hastane kayıtlarını inceler. Küçük, sakin bir kasaba için büyük bir ailenin iz bırakmadan ortadan kaybolması çok garip ve şüpheli bir durumdu. Dedektifler Brinizer ailesini görmüş olabilecek tanıklar bulmak amacıyla bölge sakinleriyle görüşmeye başladı. Ancak görüşülen kişilerden hiçbiri aileyi son 3 gün içinde görmemişti. Kimseden haber yok. Olayla ilgili soruşturmayı devralan dedektif Steven Mu, Brinizer ailesinin yakın çevresini sorguladı. Onlardan Rick Brinizer'ın çeşitli yarı zamanlı işlerinin yanı sıra hafta sonları yerel bit pazarında bazı eşyaların ticaretini yaptığını öğrendi. Adamlar çok düzgün bir aile olarak parasını kazanmak için farklı farklı şeyler yapıyorlar ailecek. Dedektifler bit pazarının sahibiyle konuştu ve Rick Brinizer'ın her zamanki gibi hafta sonu için pazarda yer ayırttığını Stylus, ancak hiç gelmediğini öğrendi. Pazar sahibine göre bu şüpheli bir durumdu. Tamam, bu da oluyorsa o zaman arkadaşlar ne anlıyoruz buradan? Odaklanın, saçma sapan başka muhabbetler yapmayın. Odaklanın. Buradan ne anlıyoruz? Şu an bu aile %100 bir şey oldu. Çünkü bu adam hiçbir zaman işini aksatmamış ve şüpheli diyor yani pazarın sahibi. Demek ki bu aile %100 bir şey olduğunu karar veriyor herkes. Odaklanamıyorsan tamam, chat, başka chat yapma yani, odaklan. Çünkü Rick her zaman çalışkanlığıyla tanınıyordu. Yerel halktan soruşturma için önemli bilgiler alamayan dedektif Steven Mu, Rick Brinizer'a en yakın kişileri yani oğlu Bruce ve eski karısı Alice'i sorgulamaya daha fazla odaklanmaya karar verdi. Rick'in oğlu Bruce, dedektife babasının Minnesota'daki bir inşaat malzemeleri satan markete gitmek üzere yola çıkacağı gün onlarla birlikte gitmek istemiyor. Sen niye gitmedin koçum? Hayırdır? Tüm aile gidiyor. Gerçi diğer çocuklar çocuk, bu 15 yaşında. Tam bir ergen hareketi olabilir bu yani. Ben evde duracağım, böyle bol bol şey yaparım falan hani. O yaştaki çocuklar geç evde tek kalmak isteyebilir. Bilgisayar oyunu oynamak için falan. ...demediği için babasıyla biraz tartıştığını, ancak daha sonra babasının evde kalmasına izin verdiğini anlattı. Dedektif, oğlu Bruce'un ailesinin ortadan kaybolmasına verdiği tepkiden biraz şüphelenmiş görünüyordu. Çünkü Bruce, olaydan dolayı çok üzgün görünmüyordu. Buna rağmen dedektif, gencin duygularını yargılayamadı. Çünkü tüm insanlar olaylara farklı tepki verebilirdi. Evet ya, şimdi 15 yaşındaki bir çocuk ağlaması lazım ya. Sen niye ağlamıyorsun koçum? Hayırdır, psikoloji beni ilgilendirmez. 15 yaşında lan daha bu. Bir üzgün olması gerekir. Sevmiyor mu acaba? Yoksa şoki mi oldu? Özellikle Bruce babasının yeni ailesine çok yakın değildi. Ha tamam, sevmiyor o zaman. Brinizer ailesinin ortadan kaybolmasının Rick'in eski karısı Alice ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenen dedektif onu ayrıntılı olarak sorgulamaya karar verdi. Alice'e göre Rick'ten boşandıktan sonra araları oldukça iyiydi. Bruce babasıyla yaşamaya devam etse de sık sık annesi Alice'i ziyarete geliyordu ve annesiyle oldukça iyi bir iletişim içinde oluyordu. Anne Alice de kendisine yeni bir aile kurmuştu. Ron adında bir adamla evlenmişti ve bu evlilikten Jesse adında bir oğlu daha olmuştu. Bruce Brinizer, üvey kardeşi Jesse ile de iyi bir arkadaştı. Dedektif Steven Mu, anne Alice'den herhangi bir şüpheli bilgi bulamayınca soruşturmasına farklı bir yönde devam etti. 27 Nisan'da Minnesota'daki Manners inşaat mağazası çalışanlarıyla temasa geçti. Dedektif mağaza çalışanlarından Rick Brinizer'ın 22 ve 23 Nisan tarihlerinde orada alışveriş yapıp yapmadığını görmek için satış fişlerini kontrol etmelerini istedi. Alışveriş yapamadan gitmiş bunlar bak. Alışveriş yapamadan gitmiş. Mağaza çalışanları tüm kasa kayıtlarını kontrol ettikten sonra Rick Brinizer adına herhangi bir fişe sahip olmadıklarını dedektife ilettiler. Böylece dedektif Brinizer... Rotayı yakaladı dedektif. Brinizer ailesinin gidecekleri yere ulaşamadıklarını, yani ailenin başına dükkana giderken bir şeyler gelmiş olabileceği sonucuna vardı.
Polis memurları Rick Berenizer'ın 3 şahsi arabası olduğunu ancak 22 Nisan'da evden Oldsmobile marka bir arabayla ayrıldığını öğrendi. Dedektif Steven bu aracı hem Minnesota... Oğlum biz kıt kanat mıt kanat diyorduk, öyle bir şey yokmuş, tamam. Durumları orta halliymiş yani bu aile. ...da hem de Wisconsin eyaleti çapında aramaya koyuldu. Polis ekipleri de dedektiflerle eş zamanda Sterling kasabası boyunca bu aracı aramaya başladı. Bu aramalara helikopterler de hava yoluyla arama yaparak destek verdi. Polisin büyük çabalarına rağmen arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bu olayla ilgili soruşturma şimdilik çıkmaza girmişti. Dedektif, böylesine küçük bir kasabada 5 kişinin nasıl olup da arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu anlam veremiyordu. Sayın dedektifim, helikopterle aradınız bulamadınız. Yolda göremediniz. Demek ki bu ne demek? Bu adamlar denize menize bir yere uçmuş. Bir suyun içine gitmiş bunların arabası veya bunları birileri kaçırmış. O da olabilir. Arabanın içinde tüm aileyi kesmiş, bagaja koymuş, vın. O da olabilir bak. Disip birinci ayın inemiş, abone olmuş, hoş geldin. Kasabada yapılan kontrollerin yanı sıra polis memurları Berenizer ailesinin evini kontrol etti ve ailenin tüm kişisel eşyalarının evin her yerine dağılmış olduğunu fark etti. Ancak tüm bu eşyalardan dedektifler olayı araştırmak için herhangi bir ipucu bulamadı. Tamam, şimdi dedektifler de şunu düşünüyor. Acaba aile kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Yoksa öyle bir kaza geçirdi ki araba mı kayıp? 3 tane ihtimal var. ...11 Mayıs'ta Berenizer'a... Geçmiş, bayağı tarih geçmiş. ...ailesinin kaybolmasından 2 hafta sonra... ...yerel polis karakolu bölge sakinlerinden birinden önemli bir ihbar aldı. İhbarı yapan kişi ormanda tamamen yanmış bir araba bulunduğunu bildirdi. Hayda! Üstelik olay yeri Berenizer ailesinin evinden sadece 5 kilometre uzaklıktaydı. Yakın lan! Polis memurları olay yerine vardıklarında... ...yanmış arabanın içinde insan kemikleri buldular. Ne diyorsun lan sen? O zaman sıkışmışlar arabada. Dedektifler iki önemli ayrıntıyı hemen orada fark ettiler. Bulunan arabanın plakası sökülmüştü. Ve o zaman oğlum bunları içeride bir şey yapmışlar lan. Arabanın arkasında yangından etkilenmemiş bir kürek duruyordu. Baba. Yangından sonra birinin arabadan kürekle bir şey çıkardığını tahmin etti. Bu varsayım, küreğin arabanın gövdesindeki kömürleşmiş metal üzerinde bıraktığı çiziklerle doğrulanmıştı. Ayrıca sürücü kapısının dış tarafında yangından sonra biri kapıyı tekmelemiş gibi bir ayak izi vardı. Yangından sonra arabada hiç koltuk döşemesi kalmamıştı. Ve tüm plastik ve gösterge paneli de tamamen yanmıştı. Bayağı yakmış. Lazan'a hoş geldin. Ek olarak dedektifler arabanın arka tarafında bir kan lekesi ve arabanın her yerinde benzin izleri buldular. Biri kundaklamış baba, biri kundaklamış. Lisin 61 abone olmuş, hoş geldin. Kazanın tüm detayları göz önüne alındığında dedektif bunun bir kaza değil bir suç olduğuna hemen orada ikna olmuştu. Dedektif yanmış arabayı dikkatle inceledikten sonra arabaya zorla girildiğine dair hiçbir işaret bulamadı. Yani arabanın içindeki insanlar dışarı çıkmaya ve yangından kaçmaya çalışmamıştı. Nasıl, o zaman kaza mı oldu, ne oldu ya? Ama kaza olsa biri niye yaksın? Biri bayılttı mı, ne yaptı ya bu aileyi? Buna göre dedektif, arabanın içindeki kişilerin yangından önce öldüğüne ve suçun failinin yangını kullanarak delilleri gizlemeye çalıştığını düşündü. Yanan araç, kayıp Berenizer ailesiyle aynı model olduğunu gizlemeye çalıştığını... Baba araba yok olmuş arkadaşlar, bakar mısınız bir? ...düşündü. Bayağı yok olmuş lan. ...öldüğüne... Allah korusun oğlum. Allah yaşatmasın lan. ...ve suçun failinin yangını kullanarak delilleri gizlemeye çalıştığını düşündü. Yanan araç, kayıp Berenizer ailesiyle aynı Marcel'in model olmasına rağmen ikinci ayın elimiz, dedektifler soruşturmanın bu noktasında içeride ölen kişilerin o aile bireyleri olduğunu doğrulayamadı. Bu bilgiyi tespit etmek için dedektifler yangından çıkan insan kemiklerini adli antropolojik analize gönderdi. O zamanın teknolojisinde de geç çıkıyordur antropoloji. Bu analizin ilk aşamasında uzman yanmış arabada bulunan kemiklerin 2 yetişkin ve 3 çocuğa ait olduğunu hemen tespit etti. Ancak daha ayrıntılı bir inceleme için daha fazla kanıt ve daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Uzman antropolog, dedektiflere yanmış arabada ölen kişilere ait dişleri bulmalarını ve bu diş örneklerini incelemek üzere bir diş hekimine götürmesini tavsiye etti. Diş hekimleri öyle bir şey yapıyor mu la?
Var mı öyle şeylere bakan diş hekimleri? Yes. Allah Allah. Diş hekimleri yani böyle cinayetler falan olduğu zaman da danışılıyor ha? Dedektifler büyük... Adli dişçi falan mı oluyor? Yoksa normal bir tane diş hekimine mi gidiyorlar? Adli dişçi falan var mı öyle? Cinayet büro dişçisi falan. Normal dişçi mi acaba? Ben de normal dişçidir bence ya. Adli dişçi falan yoktur ya. Normal devlet hastanesindeki dişçiye götürüyorlardır. Cinayet büronun dişçisi de yoktur. Öyle bir şey yoktur bence de. Demir Yılmaz abone olmuş, hoş geldin. Yoktur yoktur, bence de yoktur. Normal dişçiye götürüyorlardır. Abi normal doktora da adli olayları yorumlatabiliyorlar ha. Tamam, öyle şey oluyorsa okey. Bir çabayla yanmış arabanın külleri... Yalnız bizim o arabanın arkası hatchback gibi değildi. Bu arabanın arkası hatchback gibi. Ama aynı araba diyor. Demek ki öbür fotoğrafta bulamamış hatchback'li halini. ...arasında ölenlere ait yeterli sayıda diş örneği bulmayı başardı. Ve bunları diş muayenesine gönderdi. Adli diş hekimi yaklaşık 9... Adli diş hekimi diyor. 97 farklı diş parçasını analiz etti. Ve bazılarının Rick Brenizer ve eşi Ruf'a ait olduğunu tespit edebildi. Diğer diş parçalarının kimliğini belirleyemeyen uzman, bunların kesinlikle 11 yaşından küçük çocuklara ait olduğunu tespit etti. Ayrıca Rick Brenizer'ın diş örneklerinin mermi yapımında kullanılan kimyasal kurşun parçacıkları içerdiğini tespit etti. Kafasına mı sıkmışlar? Adli tıp sonuçlarına dayanarak dedektif, Rick Brenizer'ın başından vurularak öldürüldüğünü, bu nedenle kurşun parçacıklarının dişlerinde kaldığı sonucuna vardı. Acaba konuşturup ağzına mı sıktı lan? Aynı zamanda yanmış arabada bulunan insan kemiklerinin antropolojik inceleme sonuçları da geldi. Bu sonuçlar tüm bu kemiklerin kayıp Brenizer ailesine ait olduğunu gösterdi. İntihar olabilir mi? Hani şöyle, intihar olabilir ha. Ama ne sebep işte, göreceğiz. Olayın haberi tüm kasabaya hızla yayıldı ve yerel halkı korku sardı. Bölgede bu tür şiddet olayları daha önce hiç yaşanmamıştı ve suçlu yakalanana kadar kimse kendini güvende hissetmiyordu. Korkutucu Anne bir şey ya. Eski kocasının ölüm haberiyle yıkılmıştı. Neyse ki şans eseri oğlu Bruce'un korkunç trajedinin yaşandığı gün evde kalmış olması oğlunun hayatını kurtarmıştı. Dedektifler bu vahşi suçu işleyen... Mert abi bence işlerinden biri köstebeklik yapmıştır. Roblox. Abim pazarda ne yapacak? Pazarda neyin köstebekliği olacak? Adam normal çalışan adam. İllegal bir şey yok adamın. Ne yapacak? Pazar piyasasında büyük pazar baronlarını falan mı şey yapacak? Köstebek nasıl yapacak Roblox? Patates fiyatları artabilir. Ama yok, gerçi bunlar pazar şey pazarı, antika pazarı. Yan zanlıyı bulmak için yeni bir görevle karşı karşıyaydı. Dedektif Steven, baba Rick'in bu suçu işlemiş olabilecek herhangi bir düşmanı olup olmadığını öğrenmek için Bruce'u tekrar ayrıntılı olarak sorguladı. Bruce'a göre babasının bu zamana kadar hiç düşmanı veya sevmediği bir kişi olmamıştı. Ancak suçtan birkaç hafta önce evlerine yabancı bir adam gelmiş ve babası Rick ile borçları hakkında konuşmuş. Hayda, adamın borcu mu varmış lan? Ne yazık ki Bruce... Tefecilerin eline mi düşmüş? Bu adamın adını ya da görünüşünü hatırlamıyordu. Dolayısıyla bu bilgi soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlamadı. Dedektifler davanın soruşturmasında yeni bir ipucu bulamadılar. Ancak kısa süre sonra yerel polis karakoluna korkutucu bir rapor geldi. Bir bölge sakini polise birisinin yerel Mason locası tapınağına şey... Ne diyorsun lan sen? Mason locası falan diyor oğlum. ...bir rapor geldi. Bir bölge sakini polise birisinin yerel Mason locası tapınağına şeytani grafitiler çizdiğini bildirdi. Bu haber bölge halkını daha da korkuttu. Birçok kişi Brenizer ailesi cinayetiyle boyalı satanist grafiti arasında bir bağlantı olduğundan şüphelenmeye başladı. Çünkü satanistlerin okült ritüellerinin birçoğu ateşle etkileşimi ve ritüel kurbanlarının yakılmasını içeriyordu. Dedektif Steven'a göre bunlar kedi kanı içiyorlar. Yerel satanist grupların Brenizer ailesinin ölümüne karışmış olması garip görünse de bu varsayımı göz ardı edemezdi. Polis memurlarına şehirde satanist gruplara üye olabilecek kişileri arama talimatını verdi. Ben buna mesela inanmam. Bu bana saçma geliyor abi. Satanistler duracak, ne yapalım? Rick Grimes miydi neydi lan adamın adı? Rick Reacher miydi neydi?
Evet, ne yapalım? Evet arkadaşlar, bugünkü ayinde Rick Creature ve ailesini yakacağız. Böyle bir şey yok. Bu tamamen bir sıkıntı var burada. Yok yok, yapıyorlar. Nereden biliyorsun ya? Var var, burada bir mevzu var. Bu tamamen halkın götten uydurma bir hikayesi. Ya bu satanist işi kardeşim, bu adamlar yanmış falan hani. Bu saçma bir hikaye, ben buna inanmam. O sırada dedektif Steven da ana soruşturma görevlerini yerine getirmeye ve olayın potansiyel tanıklarını aramaya devam ediyor. Aleykümselam Sting'im. Bazı yerlilerden Bruce Brinizer'ın bir zamanlar satanizm ile ilişkili bir adamdan yasadışı maddeler satın aldığını öğrendi. Aman baba, uyuşturucu parası o zaman, bu mevzu o mevzu. Besan, abone olmuş, hoş geldin. Söylentilere göre Bruce'un bu yasadışı madde satıcısına borcu bile vardı. Bak. Dedektif bu söylentilerin kesin bir doğrulamasını bulamadı. Ancak bu rastgele bilgi nedeniyle sezgisel olarak Bruce Brinizer'ın kimliğine daha fazla odaklandı. Dedektif bu gencin gerçekte göründüğü gibi olmadığını o anda hissetmişti. Bruce hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek kişileri ararken dedektif Katie adında bir kızla tanıştı. Katie, Bruce'un üvey kardeşi olan Jesse'nin kız arkadaşıydı. Aha, o kız biliyordur. Dedektif, farklı babalara sahip olmalarına rağmen Bruce ve Jesse'nin birbirleriyle oldukça iyi bir ilişkileri olduğunu zaten biliyordu. Ancak soruşturma sırasında Jesse'yi sorgulama girişimleri her zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Katie, dedektif Steven'a Bruce ve Jesse'nin polisin sürekli ilgisi nedeniyle çok fazla gerginlik ve endişe yaşadıklarını fark ettiğini söyledi. Buna ek olarak Bruce ve Jesse'nin bazen birbirleriyle Brinizer ailesinin ölümü hakkında sanki olayla ilgili daha fazla bilgi biliyorlarmış gibi konuştuklarını söyledi. Tamam oğlum, bu bebelerde bir çakallık var. Bu bebeler yüzünden adamı yemişler. Bruce'un gittiği okuldaki öğrencileri sorgularken dedektif daha da şüpheli bilgiler öğrendi. Bulut Baba'nı haberi alalım, hoş geldin. Öğrencilerden biri Bruce'un ailesinin ölümüne hiç üzülmediğini, hatta tam tersine son zamanlarda bak, oldukça iyi bir ruh hali içinde olduğunu söyledi. Bu öğrenciye göre Brinizer ailesinin kayıp olduğu bildirildiğinden beri Bruce babasının bazı eşyalarını satmaya başlamıştı. Oo, bebeğe bak lan, tam bir çakal. Yani polis ailesinin ölümünü keşfetmeden önce eşyaları satmaya başlamıştı. Bruce en başından beri ailesinin öldüğünü biliyormuş gibi davranıyordu. Hatta bazı sınıf arkadaşlarına artık kendisine ait iki özel arabası olduğunu söyleyerek gurur duyuyordu. Yavşak. Bu bilgiyi öğrendikten sonra dedektif Steven, Bruce Brinizer hakkındaki fikrini tamamen değiştirdi. Dedektife göre eğer Bruce bir şey saklıyorsa o zaman ona yakın biri bu sırrı biliyor olabilirdi. Velet sonuçta oğlum, her türlü anlatmıştır, bu kendini havalı bad boy falan gösterecek ya. Ya bir kızı tavlamak için yapmıştır, üçüncü çeşit insanlık yapıp, ya da yakın arkadaşını anlatmıştır. Velet oğlum, söylemiştir her türlü. Katie'ye göre Bruce'un güvenebileceği tek kişi üvey kardeşi olan Jesse'ydi. Dedektif Steven, Jesse'yi babasının yanında acilen sorgulamaya karar verdi ve her ikisini de polis merkezine çağırdı. Sorgulama sırasında Jesse, dedektife Brinizer ailesinin ölümüyle ilgili bilgileri Bruce'un daha önce onlara anlattığı şekilde anlattı. Dedektif, Jesse'nin Bruce'un sırrını bildiğinden emindi. Ancak bu bilgiyi alma şansını kaçırmak istemedi. Bu yüzden Jesse ile konuşmak için özel bir yöntem seçti. Dedektif sanki her şeyi zaten kendisi biliyormuş gibi davranmaya başladı. Aaa, yemliyor bebeği. Ve Jesse'ye olanların ayrıntılarını anlatması için bir şans verdi. Dedektif Jesse'ye eğer doğruyu söylerse onu bu davadan koruyacağına dair söz verdi. Bu sözlerden sonra Jesse çok gerginleşti ve babasıyla dürüstçe konuşmak için başka bir odaya gitti. 15 dakika sonra Jesse'nin babası dedektifin odasına geri döndü ve bir sonraki adımı atmadan önce yasal tavsiye almak istediklerini, çünkü Brinizer ailesinin ölümü hakkında polise tüm gerçeği anlatmaya hazır olduğunu belirtti. Dedektif Steven, Jesse ve babasının bu talebini hemen kabul etti. Çünkü bu soruşturmayı çözmek için eline... Tek şansı buydu. Fukoli abone olmuş, hoş geldin. Büyük bir şans geçmişti. Ya da bebeği dedektiflik dışı sokakta gece yakalayacaksın. Amına kodumun bebesi diyeceksin. Çekeceksin köşeyi, buna şöyle saçını tutacaksın boğazından, diyeceksin konuş. Konuşmazsan sıra sende koçum. Sana gelecek sıra diyeceksin. Böyle maskeli falan yakalayacaksın bebeği. Var ya, 2 saniyede çözülür. 2 saniye. 2 saniye. Birkaç gün sonra Jesse'nin babası bir avukat tuttu. 18 Mayıs'ta karakolda dedektifle tekrar buluştular. Jesse o gün Bruce Brinizer hakkındaki tüm gerçeği anlattı. Jesse'ye göre Bruce 21 Nisan'da onu aramış ve ailesini bir av tüfeğiyle vurmak istediğini söylemişti. Şerefsiz bebeğe bak sen ya. Jesse, Bruce'un sadece babasıyla olan kavgası yüzünden çok kızgın olduğunu ve kafasındaki kötü düşüncelerin yakında geçeceğini düşündü.
Ertesi gün her iki genç de her zamanki gibi okula gitti. Oldukça normal bir gün geçirdiler ve Jesse, Bruce'un davranışlarında olağan dışı bir şey fark etmedi. Ancak o günün akşamı Bruce, Jesse'yi aradı ve ona yaptığı korkunç şeyleri anlattı. Telefonda Jesse'ye, "Ben yaptım, hepsinin işini ben bitirdim." "Piçe bak ya," demişti ve Brinizer ailesini nasıl öldürdüğünün ayrıntılarını vermişti. Bruce, o gece evde üvey kız kardeşi olan 7 yaşındaki Mindy ve 10 yaşındaki Heidi ile birlikteydi. Babası, üvey annesi ve 3. kız kardeşi evde yokken Bruce, kız kardeşi Mindy ve Heidi'yi evlerinin arka tarafındaki sokağa götürmüş, onları iplerle bağlamış ve tüfekle vurmuştu. "Yavşağa bak." Bruce daha sonra odasına geri dönüp pencerenin yanında oturup ailenin geri kalan üyelerinin eve geri dönmesini beklemişti. Bir süre sonra babası, üvey annesi ve üvey kız kardeşi eve geri dönmüştü. Üvey anne Ruth ve 5 yaşındaki kızı Crystal önce arabadan inip eve girerken baba Rick birkaç dakika arabanın içinde kaldı. Rick eve yaklaşmaya başladığında oğlu Bruce'un elinde bir tüfekle evin ön kapısının yanında durduğunu gördü. Baba Rick Bruce'a neden silahı olduğunu sordu. Bruce babasının sorusuna cevap vermedi ve silahıyla sadece kafasına doğru iki el ateş etti. Evin içine döndüğünde Bruce, üvey annesi Ruth'un polisi aramaya çalıştığını gördü. Bruce, telefonun kablosunu bir bıçakla hızla kesti ve Ruth'u tüfekle tehdit ederek onu dışarı çıkmaya zorladı. Ruth evden çık... "Yavşağa bak lan!" Çıkar çıkmaz Bruce onu hemen... "Peki polis bu evi ararken telefon kaybını... Anlamadı mı şimdi telefonun evde olmadığını, ev telefonu ama olmak zorunda değil ki bir evde." Hemen arkasından vurdu. O sırada 5 yaşındaki üvey kız kardeşi Crystal evin arka kapısının yanında saklanmaya çalışıyordu. Bruce Crystal'ı bulduktan sonra onu dışarı çıkardı ve kafasına bir el ateş ederek hayatına son verdi. "Yavşak ya." Jesse'yi telefonla arayarak cinayet hakkındaki tüm bilgileri anlatan Bruce ondan eve gelmesini ve cinayetle ilgili her türlü delili örtbas etmesine yardım etmesini istedi. Bu haber karşısında şok olan Jesse doğru şeyi nasıl yapacağını bilemedi ve Brinizer ailesinin evine gitmeye karar verdi. "Gitti mi bir de? Lan salak!" Evlerine vardığında vurulmuş 5 cansız bedeni gören Jesse orada istifra etti. O sırada Bruce çok sakin ve kendinden emin görünüyordu. Jesse'den cesetleri ormana götürmesine yardım etmesini istedi. Cansız bedenleri ölen babası Rick'in arabasının yolcu bölmesine birlikte yerleştirdiler ve olay yerini temizlediler. Bruce, üvey kardeşi Jesse'ye cansız bedenleri ormana götürmeyi ve arabayla birlikte yakmayı önerdi. Jesse ise cesetlerle birlikte arabayı binmeyi reddetti. Bunun üzerine Bruce cesetleri babasının arabasıyla kendisi götürdü ve "Komşular sağır mı ya? Küçük kasaba değil mi? Ama etrafında ev yok. Ormanda gibi evleri. Aynen öyle. Evleri uzakta biraz belli." Jesse de Rick'in ikinci arabasıyla onu takip etti. Brinizer ailesinin evinden ormana doğru 5 kilometre gittikten sonra Bruce planı için ormanda uygun bir alan seçti ve arabayı oraya park etti. Araba... "Kanlar temizlense bile bir maddeyle açığa çıkmıyor mu? Demek ki o zaman o maddeyi kullanmıyorlarmış ne bileyim ya da şüphelenmemişler mi? Pelin blıbınır. İkinci ayını yenemiş, hoş geldin." Onun plakalarını söktü, içini benzinle ıslattı ve arabanın içine yanan bir kağıt parçası attı. Alevlerin sönmesini beklemeden iki genç olay yerinden kaçtı. Eve dönerken Bruce, cinayet sırasında kullandığı tüfeği otoyolun yanındaki göletlerden birine attı. Eve döndükten sonra Jesse ve Bruce, ertesi güne kadar birbirlerini bir daha aramadılar ve iletişime geçmediler. Ertesi gün buluştuklarında Jesse, Bruce'a bütün gece uyuyamadığından bahsetmişti. Bruce ise ilk kez bu kadar rahat ve huzurlu uyku çektiğini... "Kafayı yemiş ya bebe. Bir tane bebeğe baksana, 15 yaşındaki bir bebe hayatını kararttı insanlığın." Çünkü evde kimsenin gürültü yapmadığını söylemişti. Polis yanmış arabayı ormanda bulmadan birkaç gün önce Jesse ve Bruce arabada ciddi bir ipucu olup olmadığını kontrol etmek için birkaç kez oraya gittiler. Brinizer ailesinin yanmış üyelerinin bazı kemiklerinin ve iskelet parçalarının yangından dolayı hala tam olarak bozulmamış olduğunu fark ettiler. "Onları da kürekle alıp gömmüş mü yavşak?" Bruce kemiklerin en büyük parçalarını bir kürekle toplayıp babasının arabasının bagajındaki bir spor çantasına koydu. Sonra ise Bruce ve Jesse anneleri Alice'in evine gitti. "Şeytan eve dönerken oğlu." Dönerken yerel bir çiftlikte durdular ve babalarının yanmış arabasının plakalarını ahırlardan birinin arkasına gömdüler. Bruce kemiklerle dolu olan spor çantası... "Yavşaklara bak, organize suç işliyorlar lan." ...çantasını çiftlikteki çöp çukurlarından birine attı. Çiftçilerin hasat mevsiminin sonunda çöpleri yakmak için bu çukurları kullandığını biliyordu. Jesse, dedektiflere olanların tüm hikayesini anlattıktan sonra polis, anne Alice'in evi için bir arama emri çıkardı. Evlerinde yapılan arama sırasında polis memurları, Bruce'un not defterini buldular.
Bu defterde Bruce'un babasından nasıl hoşlanmadığı ve ailelerinin sosyal statüsünden memnun olmadığı ile ilgili notlarını buldu. Defterdeki bazı kayıtlarda Bruce açıkça ailesinin ölmesini diliyordu. Yarrağımın kafası, siktimin veledi seni. Madem babandan bu kadar ediyorsun, siktir git yaşama lan o zaman ailenle. Yavşak, bunun çözümü bu mu? Siktir git kendi hayatını kur o zaman, 15 yaşına gelmişsin amcık. Jesse'nin Bruce'un işlediği suçla ilgili ayrıntılı ifadesine rağmen fiziksel kanıtlar henüz duruşma için yeterli değildi. Dedektifler Jesse'ye bir anlaşma teklif ettiler. Eğer Jesse suça tanıklık etmeyi ve cinayetten sonra saklanan tüm delilleri onlara göstermeyi kabul ederse mahkeme onu suça ortak olduğu için yargılamayacaktı. Oo, direkt kabul eder ki bebe. Jesse bu anlaşmayı kabul etti ve Bruce'un kanıtları sakladığı tüm yerleri... Acaba burada dedektif yalan söyleyebiliyor mu ya? Ha? Acaba öyle bir hakkı var mı? Ama bir şey imzalatıyor ya, anlaşmayı imzalattığında acaba o anlaşmayı sonra şey yapabiliyor mu? ...polise gösterdi. Jesse'nin ihbarı üzerine polis yanmış arabanın plakasını buldu ve çıkardı. Çiftlikteki çöp çukurunda ise Brinizer ailesinin yanmış kemiklerinin bulunduğu spor çantası da bulundu. Dedektifler metal dedektörler kullanarak Bruce'un cinayette kullandığı tüfeği gölette buldular. Onu da buldular ha. Oldukça önemli bir kanıttı. Çünkü üzerinde Bruce'un baş harfleri kazınmıştı. Ha. Yani silah ona aitti. Kriminal uzmanlardan oluşan bir ekip, Brinizer ailesinin evinin içinde ve dışında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Evin yakınında... Telefonu mu buldular? ...daki bir arazide toprağa saplanmış bir mermi buldular. Merminin kalibresi, Bruce'un tüfeğinden çıkan mermilerle eşleşti. Ayrıca merminin yanında baba Rick Brinizer'a ait bir diş bulundu. Jesse, adli tıp uzmanlarına Brinizer ailesinin cansız bedenlerinin ormana götürülmeden önce koydukları her yeri gösterdi. Adli tıp uzmanları bu yerlerin her birini incelediklerinde kemik kalıntıları, küçük kan damlaları, bak, ölen aile üyelerine ait DNA ve suçtan geriye kalan diğer kanıtları yazıkla buldular. Tüm bu kanıtlar Bruce'u ailesini öldürmekten suçlu bulmak için yeterliydi. Aynı zamanda polis memurları Mason locasının tapınağına şeytani işaret... Onu da Bruce mu yapmış? ...çizen kişileri de buldu. Bu insanların sıradan kişiler olduğu ortaya çıktı. Brinizer ailesinin ölümüyle ilgili haberlerden sonra yerel halkı daha da korkutmak istedikleri için bunu sadece eğlence olsun diye çakal yaptıklarını veletler, itiraf baba, baba, ettiler. Baba, baba. Kendilerine eğlence arıyorlar. Bu çocuğa şimdi ne oluyor? Baba, 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 baba. Aman abim, tüm katiller de benim gözlüğümden var. Almaz olaydım bu gözlüğü ya. İki yıl sonra Bruce Brinizer'ın duruşması gerçekleşti. Bruce'un mahkeme önünde savunma yapma şansı yoktu. Bu nedenle duruşma sırasında işlediği tüm suçları kabul etti. Mahkeme onu 5 kişiyi 1. dereceden öldürmekle suçladı ve 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Çıkamaz bir daha ya bu. Ocak 2023 itibariyle Bruce şartlı tahliye için mahkemeye başvurma hakkına sahipti. Bruce'un bu hakkını kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Bu bilgi henüz internette kamuya açık değil. Ancak herhangi bir güncelleme varsa bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Çıkamaz ya. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yok baba, bunu benzemiştim mi? Psikolojik tedavi bile kurtaramaz bu çocuğu ya. Vallahi kurtaramaz. Bu çok ayrı bir vaka ya. Bu normal değil baba. Bu ne oğlum, bu dabbedeki korkutan cin fotoğrafı değil mi? Rüyama girecek bunu. Niye tamba koyuyorsunuz ya? Gece gece çıkacak karşımıza. Psikolojik tedavi kurtarmaz ya. Pengos, eline emeğine sağlık. Çok ilginç bir vaka ya. Bir tane 15 yaşındaki velet neler yapıyor? Bu ne lan? Ah. İyi akrabudur ve iyi akrastayın. Türkiye'yi seviyorum. Bence çıkamamalı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir kişiyi öldürmüyor. Dante Lazona'ya abonelik hediye etmiş, eyvallah. Bir kişiyi öldürmüyor. Bak, 5 kişiyi öldürüyor. Ve bunların içinde çocuklar var. Yani 3'ü çocuk, 2 tane büyük insan.
Ve bunların hepsini çocuk çok büyük bir soğukkanlılıkla yapıyor. Öyle bir anlık sinirle yapmıyor. Planlıyor, cesetleri saklıyor. Cesetleri sakladıktan sonra birkaç gün gidiyor. Birkaç gün sonra gidiyor tekrardan bölgeyi temizlemeye. Ya büyük bir organize var burada yani, anladın mı? Normal bir çocuk değil. Bu çok sıkıntılı abi. Bunu psikolojik tedavi de kurtaramaz. Ben söylüyorum. Büyük sıkıntı. Bu olmamalı abi. İnternette araştır çıkıyor haberlerde. Son durum şu şekilde. Bruce Brunazier is currently serving his consecutive life sentence at the Mendota Mental Health Institute in Madison, Wisconsin. He will be eligible for parole in January 2023. Yani şu an psikolojik tedavi görüyormuş. January, Ocak 2023'te şey hakkı varmış işte o. Parol. Parol hakkı varmış. Ne diyorlardı ona ya? Şartlı tahliye mi diyorlar? Ne diyorlarsa işte. Ağır kesici. Espriyi yakaladınız. Espriyi yine yakaladınız amına koyayım. Espriyi var ya. Bu arada evet, üvey kardeşi itiraf etmese bu olay açığa çıkmazmış baba. İmkansız. Çok değişik bir olaymış ya. Değişik.